Her ne kadar kızsam da sonuçta abi. Zor, sert, acımasız bir dünyası vardı. Etrafında ne kadar insan olursa olsun hep yalnızdı, mutsuzdu. Yani hayatında ilk defa mutluluğu yaşayacaktı ama... Yani öyle de Hayat Hoca da hemen kaçmasaydı keşke. Ne bileyim, bir konuşsaydı, bir kendisini açıklamasına izin verseydi. Ah be Sevda. Hayat Hoca da haklı. En mutlu olacağı günde aldığı darbenin sebebi abim çıkıyor. Vallahi benim yanımdaki birisi yapsaydı... ...bu durumdan ben de vazgeçerdim büyük ihtimalle. Vaz mı geçerdin? Yani... Senin için vazgeçmek bu kadar kolay mı Kuran? Yani kolay demedim ama hatta acı bile verirdim. Yani Hayat Hoca eskiden yaşayacağım mutluluğu da şimdi yaşayacağım da kaybetti. Çektiği acı ikiye katlandı. E bunun sebebi tamamen abim. Ya her ne olursa olsun sen birini sevmişsin sonuçta. Yani ben kendimi düşünüyorum da sen ne yapmış olursan ol bu kadar kolay vazgeçemem. Ne bileyim, kavga ederim, bağırırım, çağırırım, küfrederim. Ama vazgeçme. Aslına bakarsan doğru söylüyorsun. Ben de senden hiçbir şekilde vazgeçmem Sevda. Vallahi hiç şansın yok Koray Bey. Dünya yansa yanındayım. Yani ben ne yaparsam yapayım, hep benim yanımda olacaksın, öyle mi? Aynen öyle. Hep yanımda olacağım. Yalnız bunu kuru kuru söylemek olmaz. Görelim bakalım. Yanımda oluyor musun, olmuyor musun? Koray nereye? Ne yapıyorsun? Yanımda olmanı bekliyorum Sevda. Ya saçmalama. Hani ben ne yaparsam yapayım yanımda olacaktır ha? Demek ki saçmalayınca yanımda olmuyor musun? Bak gördük. Koray sırılsıklam oldun. Ya delisin sen deli. Koray. Ne var kızım ya? Yağmur altında gezinen sevgililer gibi olalım. Ya aşkımız filmlerdeki gibi olsun senin. Fena mı? Filmlerdekinden de güzel. Türk milleti birlikte beraberliğiyle birçok zorluğun üstesinden gelmiş, hiçbir zaman esaret altına girmemiş ve her zaman tarihe yön veren parlak zaferlere imza atmıştır. Bu hafta Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası. Vatan ve bayrak sevgisini ortaya... Çanakkale Zaferi Haftası. Çanakkale Zaferi'nden bugüne tam 102 yıl geçti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anma başta haftası. Olmak üzere... Ay yapacak bir sürü şey. ...ve şükranlarınızı sunacağız. Müstehak, ben sana sabahları gözüme görünme. Hala uyanmadım, hala kabus görmeye devam ediyorum sanıyorum. Demedin mi? Demiştiniz Sayın Şerifim. Ama not kağıtlara ziyan olmasın. O yüzden halletmem gerekenleri ezberle demiştiniz. Aferin. Efendim şimdi sırasıyla... Vallahi unuttum ben. Anasıyla babasının tanıştığı güne isyan ettiği gereksiz insan kütlesi. Nasıl unutursun ya? Ya önemli bir şeyse hatırlatman gereken şey? Siz hiç merak etmeyin Şerif'im. Ben unutursam diye not aldım. Aferin. Kağıt ziyan ettin yani.
Ver şu notu. Aşk olsun Şerif'im. Ben hiç kağıt ziyan eder miyim? Ben de Nadir'i kullandım. Nadir! Come here please. Söyle bakalım doktor. Müdürüm, boş gecem beden dersleri için bir çare bulunacak. Not bu. Aa, doğru. Bir de o mesele vardı değil mi? Vardı ama çözüldü çünkü beden derslerine ben giriyorum. Senin ağzın bu gider. Ben müstahaka ettiğim lafların iki katını hak eden gereksiz kere gereksiz. Oğlum, ben varken sen o derse nasıl girersin acaba? He? Çık git dışarı, çık git. Günaydın çocuklar. Hoş geldin. Kesilmiş bir kol gibi. Omuz başımızdaydı boşluğun. Hoş geldin. Ayrılık uzun sürdü. Özledik. Gözledik. Hoş geldin. Biz. Bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık birazdan. Taşı kırmakta. Dostu düşmandan ayırmakta. Hoş geldin. Yerin hazır. Hoş geldin. Dinleyip diyecek çok. Fakat... Uzun söze vaktimiz yok hocam. Yürüyelim. Nazım'la karşıladınız beni öyle. Yolumuz uzun. Yürümek lazım. Zaman zaman düşsek de, tökezlesek de... silkinip ayağa kalkıp yürümek lazım. Teşekkür ederim çocuk. Bana çok enteresan, çok mühim bir şeyi hatırlattınız. Çok büyülü bir şey yaptınız. Şiirin gücünü hatırlattınız bana çocuklar. Teşekkür ederim. Birkaçınız şahit oldunuz, evet kötü şeyler yaşadım. Kendimi de epeyce kötü hissediyordum. Hatta dedim ki, okula gitmesem mi acaba? Dedim ki gitme. Belki de kendimi yeniden iyi hissedebilmem için çok uzun zamana ihtiyacım vardı. Belki bir desteğe, bir terapiye ihtiyacım olacaktı. Ama siz bir şiirle beni yeniden hayata döndürdünüz.
O yüzden çok teşekkür ederim. Bu hayatta hiç yalnız olmadığımı, başım sıkıştığında kanadın altına girebileceğim gerçek canlarım olduğunuzu hissettirdiniz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Seni uyarmıştım. Alo Zeynep. Yok kızım, okulu falan kırmadım. Oyun tekstinin fotokopisini çektirdim. Geliyorum şimdi. Bu kız o kız. Bir merhaba diyelim o zaman. Tamam hadi. Hop. Acelen ne güzellik. Biz hayranınız. Bir imza alacaktık. Çekil önümden. Atar yapmaya gerek yok Cankuş. Gece diskoya davet edecektik seni. Ya çekilin dedim size ya. Bir kere de bizim için dans etsen ne olur ha? Bırak kolumu. Ben herif. Lan! Burak! Ne yapıyorsun lan sen? Burak dur, yapma! Ya Burak dur! Ya kimse yok mu yardım edin? Ya yapmayın, durun! Lan! İyiyim aşkım, iyiyim. Kapısında ateş yakılmış mağarada dumandan boğulmamak için kaçışan ayılar gibi ne itişiyorsunuz oğlum? Hocam vallahi tebrik ederim. Yani verin o mübarek elinizi bir öpeyim. Yani hocam dünyanın en uzun benzetmesini yaparak rekorlar kitabına girmeye hak kazandınız. Helal olsun. Seni bir benzetirim, bir daha kendine benzeyemezsin. Şaka lan şaka, gel. Herkes bilir ki Şerif Hoca öğrencisine fiske bile vurmaz. Hayırdır hocam? Yine para mı isteyeceksiniz? Hayır. Ama verirseniz de hayır demem. Bugün de benim şakacılığım üstümde. Neyse ben... Ha ne diyeceğim? Buldum. Bundan böyle boş geçen beden derslerinize ben gireceğim çocuklar. Neden? İyi de hocam siz ne anlarsınız bedenden? Hocam beden kimsiz kim ya? Yüce Rabbim kullarına şuur dağıtırken yok ben kullanmıyorum teşekkür ederim diyen şuursuzlar. Ne demek ne anlarsınız ya? Bir dakika ya. Siz benim yıllar önce sporcu olduğumu bilmiyor musunuz? Hocam bilmemiz mi lazımdı? Yok ama bilseniz de incileriniz dökülmez, fazla bilgi göz çıkarmaz. Neyse
Vay be, yıllar öncesine gittim. Çocuklar, ben lisanslı bir sporcuydum. Çok da başarılıydım. Hatta sıkı durun, olimpiyatlara gidecektim. İzleyici olarak mı hocam? Aranızda kendini komik sanan bazı gereksizler mevcut. Ne izleyicisi, nasipsiz. Burayı iyi dinleyin. Bana, Şerifciğim, olimpiyat meşalesini sen taşır mısın dediler de... ben yanımda ateş taşımam çünkü sigara kullanmıyorum diyerek reddetmiş bir adam. Bravo, bravo, bravo. Ne oldu? Olimpiyatları reddettiğimi duyunca far görmüş tavşan gibi kaldım böyle. Neyse, hadi bakalım hazırlanın, eşofmanlarınızı giyin. Spor salonunda buluşuyoruz ve size nasıl halter kaldırılması gerektiğini ve tekniklerini öğreteceğim, tamam? Gereksiz, senin burada ne işin var? Ha, ben peşinizden geldim. Peşimden geldim. Düş peşime. Takipçinizim. Unlof etmem, ne işin kurtarmaz. Oğlum çok güzel malzeme çıktı. Aynen. Bu işin sonunda yine müdür takviye var alırım. Ya bunlar nasıl adam ya? Sokak ortasında seni taciz etmeye çalışıyorlar. Burak tamam bitti. Bitmedi. Ben onları hafızaya attım. Bulacağım onları ben. Sen rahat ol. Bak Burak, bu böyle olmayacak. Okulun revirine gidelim. Orada doğru düzgün bir pansuman yapsın. Ya yok, şimdi okula fotoğraf oluruz. Sen önden git. Ben gelirim. Saçmalama Burak. Kıpırdama da bari temizleyeyim şunları. Bu arada senin burada ne işin var? Yani okulda olman gerekmiyor mu sana? Yoksa sen beni takip mi ediyorsun? Evet, seni takip ettim. Ama niyetim seni rahatsız etmek değildi, merak etme. Senin için her şey bitmiş olabilir. Ama benim için hiçbir şey bitmedi. Bak, yaşadıklarımızı biliyorsun. Bizim bir araya gelmemiz çok zor. Belki de beni unutman gerekecek. Acıttın mı? Yok. Ama söylediğin lafla acıttın. Yüzde. Ben seni unutamam. Ama seni zorlamayacağım. Merak etme. Sadece yakınlarında olayım. Ne yaptığını bileyim. O bana yeter. En azından içimdeki fırtınayı biraz olsun dindiriyor. Bunu da benden alın. Sen yeniden karşıma mı çıkıyorsun Tamer? Sadri! Buyurun Cenap Bey. Savcı Tamer'i hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. İyi. Bana nerede yaşıyor, ne yapıyor hemen öğrenin. Tamamdır Cerrah Bey. Burak çok teşekkür ederim. Yani orada yaptığın şey... Ya abartılacak bir şey değil Gözde. Sonuçta sınıftan kim olsa aynı şeyi yapardı. Hem bak bizim bariyer olsa var ya, duman etmiş herifleri. Ya orası öyle ama belli ki senden başkası olmayacakmış yanımda. Yani hiçbir beni gizli gizli takip etmiyor sonuçta. Ya bak Gözde, elimde değil. Uzaktan sana bakarken birden senin olduğun yerde buluyorum kendimi. Çoğu zaman ne yaptığımın farkında bile olmuyorum. Sağ ol. Hadi gidelim. Birlikte girmeyelim istersen. Şimdi meraklılara bir sürü açıklama yapmak zorunda kalırsın. Sen önden git, ben gelirim. Tamam.